Tamam mı? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidil enbiya ve'l murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün arkadaşlar dersimiz Zümer suresinde. Zümer bildiğiniz gibi zümretin çoğuludur. Zümre Türkçe'ye de geçmiştir. Mesela özellikle milli eğitimde zümre ifadesi çok kullanılır. Grup anlamında. Zümre eğitimi mesela. Yani grup eğitimi. Burada da ki geçtiği bağlamda insanların grupları ayrılıp bir grup cennet, bir grup da cehenneme gitmesi. Evet. Sürede diğer hamimler gibi o da Mekki bir süredir. Çünkü Mekke'de nazır olmuştur. Hem üslup olarak Mekki süreler hem de içerik olarak Mekki sürelerle aynı düzeyde. Evet. Çünkü süre genellikle tevhid konuları, ondan sonra şirk ve şirkin çürütülmesi, ilahlarının aciz oluşu, ahiret sahneleri, buna benzer hususlar anlatılmaktadır. Mesela bu dersimizde göreceğimiz husus, ahiretin bir takım, yani ahirete geçerken bu karşılaşmamamız için bizi bazı durumlarla uyarıyor. Ve evtekûlâ bu ayetten önce geçen birkaç ayet var. وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقُولَ نَفْسُيَ حَسَّتَ. İşte bu اَوْتَقُولَ اُوْاَنْ تَقُولَ نَفْسُيَ حَسَّتَ'nın üzerine atıftır. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu bizi Rabbinizden nazil olan bu emze hükümlere uyun. İşte biz şöyle demeden. Bütün bunlar ahirette ilgili durumlardır. Evet. Evtekûlâ bunun üzerinde yani li'ellâ tekûlâ da takdir edebiliriz. Yani Rabbinize, Rabbinizden inen hükümlere uyunuz ki kıyamet gününde böyle demeyesiniz. Yani ev li'ellâ tekûlâ. Yani böyle demeyesiniz. Veya kerahet gibi bir mudaf takdir ederiz. Yani ittebi'u kerahete en tekûlâ. Yani Allah'ın hükümlerine uyunuz ki şu endişeden, yani bir nefsin şöyle yalvardığı veya şöyle teminide bulunduğu o durumla karşılaşmamak için ne yapın? Rabbinizden indirilen o en güzel hükümlere uyun. Evet. Demek ki tekûlâ müfred müennes gâibe sırasıdır. Ve o en tekûlâ nefsinin üzerine atıftır. Gizli bir enle mansuptur. Onun için tekûlâ mansup okuyoruz. Ve tekûlâ'daki nefis şey damir nefse gider. Yani ev tekûlâ nefsü. Evet. Ve şöyle bir nefis demeden önce Rabbinizden indirilen hükümlere uyun. Ne demeden? لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Yani bir nefis kıyametin o korkunç tablolarıyla, o manzaralarıyla karşılaşınca cennet, cehennem, hesap, kitap, sırat, mizan bütün bunları görünce artık anlar ki hidayetten başka kurtuluş yok. Ve bu defa ne yapar? Suçu başkasına atarak şöyle der. لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي. Yani haşa Allah Celle Celaluhu'yu sorumlu tutarak
Eğer Allah bana hidayet verseydi, yani peygamber gönderseydi, ben peygamber görseydim, lekuntu minel muttaki, ben muttakilerden olurdum. Veya evtekule, tabi ayet buna cevap verecek. Veya bir nefis böyle demeden önce yine siz Rabbinizden gelen o en güzel hükümlere uyun. Ne de hine terel azaba, nefis azabı, yani kıyamet gününde azabı görünce şöyle demeden, لو أن لي كرة, eğer benim bir kez daha dünyaya dönüşüm olsa, فأكون من المحسنين, yani keşke bir kez daha dünyaya dönülebilsem, tekrar yani o iman mükellefiyetiyle, imanla itikadla sorumlu olacağım şekilde bir hayata tekrar döndürülsem, ki o zaman ne olurum? فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, o zaman ihsan edenlerden olurum, iyilik edenlerden olurum. Buradaki ihsan, yani iyilik etme anlamı da anlaşılabilir. Yani mutlak iyilik etme, tabii o zaman İslam'ın amir olduğu bütün güzellikler altına girer. Veya Cenab-ı Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde, hani bildiğiniz o buniyel İslam'ı ala kimse hadisinde, Cibril aleyhisselam Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e mel İslam'ı mel ihsan'ı diye sorunca, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el ihsan'ı en ta'budallaha enneke terah, ihsan senin Allah'ı görürcesine ibadet etmendir. Allah'ı görürcesine ibadet et. فَاِنْ لَمْ تُمْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَانِ, sen onu görmesen bile o seni görür. İşte bu Allah'a karşı iyi davranmanın, güzel amel işlemenin, salih amel işlemenin zirve noktasıdır. Ha, buradaki muhsinden minel muhsin o manada anlaşılabilir. Ama birinci mana biraz daha yakın oturuyor. Yani keşke bir kez daha hayata döndürülebilseydim, فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, iyilik edenlerden olurdum. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bu Allah'ın emrini yerine getirmeyen, davete icabet etmeyen, yani ilahi davete icabet etmeyen kimselerin düştükleri bu hazin tablo karşısında, yani kimi zaman hayatın gelmediğini inkar ederek, kimi zaman tekrar hayata döndürülmeyi temenni ederek, kimi zaman yaptığı büyük yanlışların farkında olarak, efendime söyleyeyim, hasret ve üzüntüsünü ifade ederek, evet, bütün bunlara karşı Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle cevap veriyor. Bela, evet, kad ca'etke ayati, hani Allah bana hidayet verseydi ben muttakilerden olurdum diyorsun ya, hayır, yalan söylüyorsun. Kad ca'etke ayati, benim ayetlerim sana geldi. Bu ayetler arkadaşlar vahiy içeriğini taşıyan ayetler de olabilir, ki mastur ayetler diyoruz. O mana daha yakın, daha iyi oturuyor. Ve ayatiden maksat Allah'ın varlığını, azametini, kudretini gösteren tüm delil, bu kevni ayetler vesaire, o kast edilebilir. Veya Allah'ın Celle Celaluhu peygamberlerin peygamberliğini ispat etme sadedinde, peygamberliğini ispat etme bağlamında peygamberlere gösterilen mucizeler. Çünkü her üçü de, her üç manada neyi gerektiriyor? İman etmeye gerektiriyor. Mucizelerle,
yani peygamberlerin ümmetlerine gösterdikleri mucizeler de iman etmektedir. Vahyin içeriğini taşıyan, yani örneğin Kur'an ayetleri, onlar da iman etmeyi gerektirir. Bir de kainattaki bu gördüğümüz büyük büyük Allah'ın varlığına delalet eden deliller de ne yapan bir aklı selim sahibi olan bir insanın iman etmesini gerektirir. Tabii bu ayetlerle birlikte davet de onlara eşlik ederek bu ayetlere insanların bakarak iman etmeleri gerekir. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu sana ayetlerim geldi ama fekezzebte biha. O ayetleri ne yaptın? İnkar ettin. İman etmedin. Vestekbarta. Ve o ayetlere karşı kibirlendin. Burun kıvırdın. Kendini çok büyük gördün. Hani şey suresinde de, Müddessir suresinde de onun taşıdığı bir takım böyle kibirli durumlar anlatılır ya. Zerni ve men halaktu vahiden ve cealtu malen lehu malen memduda ve menine şuhuda ve mehettu lehu temhida ثم يطمع أن أزيدك لا إنه كان لآياتنا عنيدا إلى آخر. Yani onlar da kafirine de taşıdığı o İslam davetine karşı o laqayt, la ubali tavrını ifade etmektedir. Ama o daha özel, daha spesifik bir şekilde. Evet. Evet, ayetlerim sana geldi. Sen o ayetleri tekzip ettin ve onlara karşı kibirlendin ve وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ve kafirlerden oldun. Yani dolayısıyla ne olmuşsa sen yaptın. Yani sana hidayet gelmediği için dalalette kalmadın. Hidayeti gerektiren, yani doğru yola girmeni gerektiren birçok şey sana geldi. Ama sen ne yaptın? Onları güzel bir şekilde teemmül ederek, düşünerek karşılamadın. Onları kenara ittin, burun kıvırdın ve kafirlerden olmayı tercih ettin. Dolayısıyla eden bulur, kendin yaptın. El ceza onun cinsin amel, ceza yani verilen karşılık kişinin yaptığının cinsindendir. Sen küfrü, inkarı, dalaleti seçtin, cezanı da göreceksin. Ve yevmel kıyameti, kıyamet gününde terellezine kezebu alallahi, görürsün ki o Allah Celle Celaluhu'ya yalanla iftira atanlar, yani mesela ona haşa çocuk isnat edenler veya eş isnat edenler veya ortak isnat edenler, bütün bunlar arkadaşlar Allah'a yalan bir şekilde bir takım isnatlarda bulunanlardır. İşte kıyamet gününde o tür isnatlarda bulunanlar var ya, onları görürsün ki vücuhum musvedde, yüzlerinin kapkara olduğunu görürüz. Bu musvedde kelimesi isvedde kökünde ismi faaldir. İsvedde çok karardı demek. Hani da hatırlarsanız ihmar rababı ne demekti? Çok kırmızı oldu. Kıpkırmızı oldu. İsvedde onun gibine. Kapkara oldu. Tabi bu onun ismi faalidir. Çünkü musveddenin aslı musvedidun. Yani vavun fethasına bakarak ismi meful olduğunu düşünmeyesiniz diye söylüyorum. Çünkü o vav sonda ikinci harf değil. Vav orta harftır. Sonda ikinci harf dardır. Ve bu darin
İddiale devam ederken devam edince musvedde olmuş. Kelimenin aslı musveddidun veya musveddidetun. Yani musvedde kelimesi kısaca ismi faildir ve isvedde kökünden mübalağalı bir şekilde kapkara, yani o kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu'ya yalanla bazı isnatlarda bulunanlar, çocuk isnat edenler, ortak isnat edenler, kız isnat edenler, eş isnat edenler veya onun kutsi cenabına yakın olma, şey yakışmayan, uygun olmayan bazı isnatlarda bulunanları görürsün ki yüzleri kapkaradır. Evet. Eleyse fi cehennem. Tabii yüzlerin kapkara olması, yani onların karşı karşı olduğu o acıklı, üzüntülü tablonun ifadesidir. Tabii hadis-i şeriflerin rivayetlerine baktığımızda buradaki yüz karalığı iki olarak onun olacağını, gerçekleşeceğini ifade eden rivayetler çoktur. Hadis rivayetleri var. Yani insanlar yüzleri kapkara olarak aşı olunacaklar. Ama Allahu alem şöyle bir manada yabana atılacak değil. Yani o gün kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu'ya yalancı bir şekilde isnatta bulunanlar, onların yüzlerinin kapkara oluşu, yani karşı karşıya oldukları çok acıklı, üzüntülü durumdan kinaye de olabilir. Yani bu kinayeli bir üslup de olabilir. İster onu kinayeli üslup kabul edin, ister normal, hakiki, yani sarih üslup kabul edin. Her halükarda bu ifade onları çok üzücü, çok böyle sıkıntılı, çok şiddetli manzarayla karşı karşıya olun ifadesidir. Yani dediğim gibi ister yüzlerinin karalığı, gerçekten maddeten yüzleri kararmış olsun ki kararacak, ve istersen de kinayeyi kabul edin. Her halükarda bu cümle onların çok ağır bir manzarayla, çok üzücü bir manzarayla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Eleyse fi cehenneme mesven lil mütekebbirin. Mesven kelimesi sevâ yesvi sevâen kalıbından gelmektedir. Sevâ yesvi sevâen mastar. Sevâ ne demek? Bir yerde ikamet et, kalmak. Sevâen anlamı ikame etme. Dolayısıyla bu manası ikame et. Ve böylece cümlenin manası eleyse fi cehenneme, cehennemde o Allah'a imana karşı, Allah'a ibadet etmeye karşı, peygambere tabi olmaya karşı o kibirlenenler var ya, onlar için cehennemde bir ikametgah yok mu? Yani vardır. Dolayısıyla bu istifham, istifham-ı takriridir. Buna istifham-ı takriri diyoruz. Yani istifhamla o cümlenin o leyse fice, o müsbet anlamı pekiştirilmek isteniyor. Çünkü genellikle istifham şeklinde ifade edilen bir mesaj zihne dayıyor. Mesela siz bir insana düz olarak deseniz ki sen bu işi yaptın. Tamam, yaptın. Bu pek bir anlam taşımıyor. Yani bir vurgusu yok. Ama o iş yapmadın mı sen? Dediniz mi? Orada bir vurgu var. Bakın. Yani Türkçe'de de böyle. Hatta Türkçe'de, Kürtçe'de benim bildiğim diller
Her ikisinde de tıpkı Arapça gibi sorulu cümle, sorulu cümlede bir vurgu var. Dolayısıyla mananın bunun zihnine daha iyi oturmasını sağlıyor o vurgu. Burada da onun için eleyse fi cehenneme istifam-ı takdi şeklinde getirilmişti. Çünkü bu eleyse hemze, istifam hemzesidir. Leyse bildiğiniz gibi nakıs fiildir. O ifade eder. Fi cehenneme leyse haberidir. Çünkü leyse kâne ve kardeşlerinden olan bir fiildir. Methvan ise leysenin ismidir. Haber isimden önce gelmiştir. Yani methvan sonu gizli bir elif olduğu için i'rab-ı takdiridir. Takdiren marfu methvan leysenin ismi fi cehenneme de haberidir. Lil mütekebbirine Mesvenin sıfatıdır. Yani o kibirlenenler için o şey cehennemde bir kalma yeri yok mudur? Vardır. Yani kısaca ayet-i celil'e cehennemin kibirlenenlerin yani neye karşı kibirlen? İmana karşı, peygambere karşı, Kur'an'a karşı, ilahi davete karşı, ibadete karşı hangisini deseniz müminlere karşı hepsi altına gider. Bunlara karşı kibirlenip de el-eyyâze billah küfre giren hani bir zamanlar Türkiye'de birisi demişti ya çok ünlü birisi demişti. Ben bu sufilerle cennete girmektense sanatçılarla cehenneme girmeyi tercih ederim. İşte bu bir kibirlenmedir. Ben bu bir zamanlar Türkiye'de epey konuşuldu gündemde o. İşte bu bir kibirlenmedir. Mesela müminleri hani örneğin camide ben bir ara müftü iken kaymakamım namaz falan kılmıyordu. Ona bir gün niye namaz kılmıyorsun camiye gelmiyorsun demiştim. Ya müftü bey camide insanlar kokuyor bilmem ne falan. Yani o insanlarla aynı olmayı kendine yedirmiyor. İşte bu bir kibirlenmedir. Dolayısıyla arkadaşlar yani bu dikkat edin. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Bu mütekebbir kibirlenen ister alemine karşı olsun. İster onun mesajı olan vahye karşı olsun. İster yani Kur'an'a karşı olsun. İster Cenab-ı Peygamber'e karşı olsun. Hani Firavun diyordu ya biz nasıl efendime söyleyeyim Musa ve Harun'a uyacağız halbuki ve kavmuhuma lena abidun. Musa ve Harun'un kavmi bize ibadet ederken biz nasıl olur da Musa Harun'a uyacağız. Bu bir kibirlenmenin ifadesidir. Ve ister o kibirlenme İbadetlere karşı olsun. Efendim çok affedersiniz. Ben diyor nasıl namaz kılıp kıçımı havaya kaldıracağım. İster böyle olsun. İster müminlere karşı. Yani her türlü şeyi yapıp da dinden çıkan insanlar bu lafzın altına girer. Dolayısıyla bu cümlede değerli arkadaşlar Kur'an'ın çok somut bir özelliği olan camiyet özelliğini bu cümlede çok somut bir şekilde görüyor. Yani çok cami bir ifadedir bu mütekebbirin. Ve bir de tefaül arkadaşlar manaya geliyor sarfta. Yani sarfçıların ifadesine göre manalardan birisi tekellüftür. Ne demek tekellüf? Yani bir şeyi zoraki kendinden göstermeye çalışmak. Mesela tehalleme ne demek? Zoraki bir şekilde kendini halim gösterdi. Yani aslında o halim melim değil ama zoraki bir şekilde kendini halim gösterdi.
İşte orada tekellüf için. Allahu alem mütekebbir de burada yine tekellüf için. Yani zoraki kendilerini böyle kibirli kibirli göstermek için böyle kendilerini ne yapıyorlar? Zorluyorlar. Davranışlarıyla, sözleriyle, bilmem duruşlarıyla vesaireyle böyle kendilerini adeta zorlayarak, yani bir ek çaba göstererek ne yapıyorlar? Kendilerini büyük büyük göstermeye çalışanlar. Ama bu da çok önemli bir husus. Evet arkadaşlar. وَيُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. Mefazet kelimesi fevz kökünden. Tabi buraya kadar bu وَيُمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذ۪ينَ ve ondan önceki ayetler onlar terhib sahnesiydi. İnzar sahnesiydi, vaid sahnesiydi. Şimdi de terhib sahnesi başlayacak. Beşarit sahnesi başlayacak. Diyor ve yuneccî lâhu lezîne. Allah kurtarır. Yuneccî hangi kalıptandır? Tefil kalıbında. Necca yuneccî. Ve tefil babı da bildiğiniz gibi bazen fiilin teksiri, bazen failin teksiri, bazen mef'ulün teksiri. Allahu alem burada fiilin teksiri manası uygundur. Yani Allah çokça kurtarır. Kimi kurtarır? Ellezine tekav, takvari olanları. Neyle kurtarır? Bir mefazetin onları kurtuluşlarıyla, yani hak ettikleri kurtuluşla Allah onları kurtarır. Yani genelden müfessirler bu şekilde mana veriyorlar. Ama sanki Allahu alem burada şöyle bir mana düşünmek iyi oturuyor diye düşünüyorum. Yani bu mefazet ifadesi mecazi mursale olarak kullanılmış. Müsebbeptir. Kast edilen sebep. Yani fevze, kurtuluşa sebep olan nedir? Salih amellerdir. Dolayısıyla وَيُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ بِاَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ manası kast edilirken وَاَعْمَالِهُمُ الصَّالِحَةِ yerine fevz kullanılmış, mefazet kullanılmış ve bununla şu vurgu yapılmış. Yani o salih amellerin kurtuluşa ne kadar sebebiyet verdiği, kişinin kurtuluşunda ne kadar etkin olduğu manasını vermek üzere böyle Allahu alem mecazi bir ifade kullanılmıştır. Ama doğrusu tefsirlerde böyle bir yorum görmedim. Belki de benim görmediğim tefsirlerde varsa bilmiyorum. Ama kanaatimce bu mana çok iyi oluyor. Yani Allah Celle Celaluhu takva sahiplerini, müttakileri neyle kurtarır? Onların fevzine, onların kurtuluşuna vesile olacak olan salih amellerle Allah onları kurtarır. La yemessuhumussu, onlara kötülük, kötülükten maksat burada, yani azap, ateş, cehennem onlara dokunmayacaktır. O dokunmayacak kelimesi, yani o ateşin onlarla en ufak bir teması olmayacaktır. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ, ve de ne yapmayacaklardır? Ölmeyecektir. Tabi daha evvel de ifade etmiştim. Bu arkadaşlar üzüntünün olmadığı evre ne evresidir? Örneğin hasap ve kitabın bittiği bir evrede müminler cennete girmeyi hak ettiklerini gördüklerinde artık onlar için üzüntü kalmayacaktır. Mesela şey suresinin, Nemil suresinin sonundaki o dersimizde وَهُمْ مِنْ فَزَعَنْ يَوْمَئِذٍ اَعْنُونَ o ayete tefsir ederken de ayeti
tefsir ederken söylemiştim. Onlar korkudan emindir derken, yani kıyametin bir evresine göre, yani çünkü kıyamet 50 bin senelik bir zaman dilimidir, bir dönemdir ve burada birçok dönemler, evreler geçecektir. O evrelerin bir kısmında herkes korkacak. Mesela Fefezi'ye o ayetten önce şöyle bir ayet geçmişti yine Neml suresinde. Fefezi'ye men fissemavati vel ard. Bak, yer ve gökte herkes korkacak. O herkesin korktuğu an hangi andır? Örneğin ikinci sur anı. İnsanların haşre toplanıp haşrinde beklediği an. Orada herkesin. Salih, talih, fasık, facir, mümin, peygamber, ümmet, herkesin korktuğu andır. Ama وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ dediği ayetin ifade ettiği ise onlar korkudan emindir. O başka bir evredir. Kıyametin. Ve bunun için İsmini Abdüsselam Rahimallah o cümleyi tefsir ederken diyor ki onlar cennete girer korkudan emin olacaklar. Artık daha onlara korku olmayacaktır. Cennete girerken. Veya yanlış aklımda kalmamışsa ikinci bir mana, hasapları görüldükten sonra artık ne yapmayacaklar? Korkmayacaklar. Dolayısıyla yani şeyde buna İzmir Abdüselam da buna işaret ediyor. Burada da aynı şey. Hani ve lahum yahzenun derken onlar üzülmezler. Ne zamandır? Örneğin mükafatlarını gördükten sonra artık üzülmeyecekler. Veya cennete girmeyi hak ettiklerini gördükten sonra veya cennete girdikten sonra artık ne yapmayacaklar? Üzülmeyecekler. Ki zaten birçok ayette de اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ orada da ifade edilmektedir. Evet. Allahu خَالِقُ كُلِّ şey. Şimdi bu tabi kıyametin, ahiretin her iki cenahına, yani hem ceza cenahı ki cehennem ve cehenneme gidenlerin durumları, arzuları, ahu figanları, hasretleri, hem diğer kurtuluş cenahı ki cennete gidenler. Bunlara temas edildikten sonra bu bir nevi nedir arkadaşlar? Kıyametin zikri bir, yani kıyametin varlığının ifadesi, bu Kur'an'ın bize insanlara ilan ettiği bir tezdir. Yani nedir tez? Kıyamet vardır diyor. İşte o tezin ispate ihtiyacı var. Ya bu namaz kılmadı herhalde, bunu çalınmıyor. Bu kıldı mı? Onun horlaması buraya da geliyor. Çağın kalk, namaz kılsın. Ne olmuş? Güneş doğum kılıyor. Evet. Buna bakmayın arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla o kıyametin ispatı noktasında bir nevi delil olarak Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Madem her şey ilk yaratan odur, sonra da o yaratacaktır. Ve dolayısıyla o kıyamet elbette olacaktır. Çünkü insanların örfüne göre ilk yaratma örneği olmayan ilk yaratma insanlara göre ikinci, yani örneği olduktan sonra tekrar iade etmekten daha kolaydır. Hangisi daha kolay? O ikinci yaratma daha kolaydır. İlk yaratma insanların örfüne göre daha zordur. Madem Allah her şeyi önce yaratmışsa kıyamette de, kıyameti de tekrar kıyamette insanları iade etmesi de ona gayet kolaydır. Evet. Ve huve ala kulli şeyin vekil.
O her şeyin üzerinde vekildir. Her şeyi hıfz eden odur. Lehu makalidus semavati vel ard. O makalid arkadaşlar iklidin çoğuludur. İklid kilit demektir. Ve bizim Türkçe'de kullandığımız kilit iklidden alınmadır. İklidin bazıları Farisi kökenli, Farisçe kökenli bir kelime olduğunu söyleyenler var. Yok Arapça bir kelime olduğunu söyleyenler var. Ama makalit onun çoğuludur. Diyor, lehu makalidus semavati vel ard. Göklerin ve yerin kilitleri sadece onun mülküdür. Bu tabi lehunun makalitten önce gelmesi yine has içindir. Ve yer göklerin kilitinin sadece onun olması demek, yani hepsi onun mülküdür. Hepsinin tasarrufu sadece ona mahsustur. Hepsinde o evirip çevirme imkanı hepsinde, yani yer ve göklerin tamamındaki tasarruf etme imkanı sadece onundur, başkasının değildir. Ama vellezine keferu bi ayatillah, o Allah'ın ayetlerini inkar edenler ise ulaike humul hasirun, onlar husrana uğrayanların ta kendileridir. Ve arkadaşlar bu ulaike humul hasirun cümlesi hasrı ifade eden bir cümle. Bu kalkmadı mı? Biz geldiğimizde namaz kılmadık. Orada mı kıldın? Evet. Peki ulaike humul hasirun, bu cümle yapısı hasrı ifade eden bir cümledir. Ve dolayısıyla Allah'ın ayetlerini inkar edenler yalnızca büyük husrana, büyük zarar ve ziyana uğrayanların onlar olduğunu ifade ediyor. Ve özellikle husrandan maksat ahiretteki büyük husranı aldığımızda o hasrın ne kadar anlamlı olduğunu çok daha iyi anlarız. Yani Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, o kıyamette, ahirette en büyük husranla husrana uğrayanlar yalnızca onlardır. Çünkü müminlere göre, yani onlara göre müminlerin bir husranı, böyle büyük bir husranı yoktur. Çünkü onlar ahiretin tamamını kaybedecekler. Evet. Kul, onlara de ki efe gayrallahi te'murunni e'budu eyyuhel cahilun. Bu gayru arkadaşlar, şey gayru afvan, e'budunun mef'ulüdür. Te'murunni muhtarıdığı bir cümle mef'uliyle fiil arasına girmiştir. Yani ben Allah'ın dışındaki şeylere ibadet etmemi mi emrediyorsunuz? Ey koca cahiller! Yani ey cahiller! Burada hitap kimedir? Müşriklerdir. Ve cehalet sözüyle hitap etmektedir. Çünkü ayet-i celile şu dersi bize veriyor. Haddi zatinde küfür, ister Fir'an döneminin küfrü, ister Nuh aleyhisselamın döneminin küfrü olsun, ister Amerika'nın mevcut dünyadaki şimdiki küfrü olsun, veya Çin'in veya Rus'un veya Japon'un küfrü olsun, modern küfür. Modernle klasik küfür aynı. Hepsinin temeli nedir? Cehalettir. Cehalete dayanmaktadır. İki türlü cehalet. Bir, kainatı iyi okuyamama cehaleti. Kainatı tanıyamama, anlayamama, kainattaki bu güzellikleri, bu muhkem nizamı, bu sağlam sistemi, bu kusursuz işleyişi anlayamamanın cehaleti, bir de bunun üstünde de, yani bunun neticesi Allah Celle Celaluhu'yu tanıyamamanın cehaleti.
Ve dolayısıyla burada el-cahilun'daki lamın kemal ifade eden lam olduğunu düşünmemiz mümkün. Yani ey cehalette tam zirve yapan sizler, ey cahiller, Allah'ın dışında birilerine ibadet etmemi mi emrediyorsunuz? Yani ne kadar cahilsiniz. Ve ayet şu dersi net bir şekilde veriyor ki küfür haddi zatında bir cehalettir. Küfrün sebebi cehalettir. Küfür cehaletten kaynaklanmaktadır. Ve kafir olan ister ismi ateist olsun, ister ismi deist olsun, ister ismi modernist olsun, ister materyalist olsun, hangi isim koyarsa koysun hiç önemli değil. Onlar haddi zatında büyük büyük koca koca cahillerdir. Yani ayet-i kerime o mesajı. Dolayısıyla ayetin bu hitap şekli insanları küfürden tenfir etme, nefret ettirme noktasında da çok önemli. Yani küfür kötüdür, istenen bir şeydir. Çünkü cahilliktir, cehalettir. Dolayısıyla ondan uzak durmamız gerekir. Ve gerçekten de öyledir. Çünkü küfür olunca, iman olmayınca bu koca kainat. Hani bugün görüyoruz hele özellikle insan aklının, zekasının açıldığı günümüzde bir mahalle muhtarsız olmaz. Küçük bir ilçe kaymakamsız olmaz. Küçük bir il valisiz olmaz. Küçük bir devlet reissiz olmaz. Ki bu toplumların işleyişinde bir sürü hatalar, sıkıntılar, haksızlıklar, yanlışlıklar oluyor ki devletlerin hali buna şahittir. E peki buna rağmen bu koca kainat, bu yer küresi, bu yer küresinin üzerindeki milyarlarca varlıklar ve her birinin varlığını sürdürmek için içinde bulundukları o ekosistem diyebileceğimiz, o ekosistemin işleyişi, o düzenin işleyişi, o nizamın işleyişi, her bir şeyin meydana gelişi, mesela yağmurların, bitkilerin, ormanların, hatta insan yaratılışın, bunun her birisinin böyle geçmekte olduğu o ince ince sanatlar. Ki Kur'an-ı Azimuşşan özellikle insanın yaratılışına bir nutfadan mudgaya, mudgadan alakaya, alakadan ondan sonra ta o dönemde ne ultrason var, ne tetkikler var, ne film var ki bugün embriyoloji ilmi yeni yeni keşfediyor ki o alaka döneminden sonra ilk oluşan kemik hücreleridir. Ve Kur'an-ı Azimuşşan ta o zaman bunu söylüyor. فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا. Biz o mudayı ne yaptık? Kemiklerin şeklinde yarattık. Çok müthiş bir şey. İşte arkadaşlar bütün bunları görmemek, bu muhkem nizamı, bu güzel işleyişi anlamamak bunun kadar büyük bir cehalet olmaz yani. İster bunu okuyamayan unvanı profesör olsun, ister ordinarius olsun, ister bilge olsun, filozof olsun, kim olursa olsun, bu muhkem, bu güzel nizami görmeyen cahil kendisidir. Ve Arapçada güzel bir söz var arkadaşlar. El cununu funun diye. Ne demek? Delilir. Delirme var ya, delilik. Onun çok çeşitleri vardır. Yani bütün delirme şekilleri aynı değil. Cehalet de onun gibidir. El cehaletu fununu. Cehaletin de çok çeşitleri var. Kimisinin cehaleti şöyledir, kimisinin böyledir. Kimisi ilim içerisinde cehalet taşıyor. Ki
ateistlerin, budistlerin çoğu bilgi içerisinde, hani Türkçe'de güzel bir ifade var ya, varlık içerisinde yokluğu. Bunlar da o ilim varlığı içerisinde neyin? İrfanın yokluğunu taşıyorlar. Ve o ilim varlığı içerisinde Allah Celle Celaluhu'nun o muazzam tasarrufunu görmemekle büyük bir cehalet tavrını sergilemiş oluyorlar. Yani o yönüyle bu eyyuhel cahilun ifadesi çok çok anlamlıdır arkadaşlar. Evet, ve lekad, zaten arkadaşlar hep şunu söylüyoruz ya, bizim tekrarlayıp durduğumuz iyi bir ifademiz var, diyoruz ki Kur'an-ı Azimüşşan bütün kelimelerinde çok seçici davranıyor. Yani bir kelimeyi bir bağlamda, bir cümlede kullanınca çok seçici davranıyor. Vast gele hiçbir şey kullanmıyor. Yani el yordamıyla eline ne geçtiyse, hayır. Hem cümleyi oluşturan kelimeler, edatlar, hem de cümlenin yapısı. İsim cümlesi mi, fiil cümlesi mi, şart cümlesi mi, zarf cümlesi mi, ihbari cümle mi, inşai cümle mi, hangisi, istifhami mi, neyse, hepsinde Kur'an çok seçici davranıyor ve onun bir de burada bir somut bir ifadesini görüyoruz. Efe gayrallahi te'murunni a'budu eyyuhel cahilun. Evet. Ve lekad uhiye ileyke. Ve lekad, arkadaşlar, lam gizli bir yeminin cevap lamıdır. Yani vallahi lekad uhiye ileyke, yemin olsun Allah'a, sana vahy edilmiştir. Ve ilellezine min kablike, senden öncekilere de vahy edilmiştir. Vahy edilen nedir? لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Eğer sen Allah'a ortak koşarsan, senin amelin yanacaktır. يَحْبَطَنَّ, yanacaktır. Normalde habata ateşte odunun yanması demek. Ateşte odunun yanmasına habata kullanırlar. Burada mecazi olarak amelin boşa çıkması için kullanılmış. Yani dolayısıyla burada beyhbatanne amelukede istiare-i makniye-i tehliye olduğunu söylememiz gerekir. Yani amel bir nevi yanıcı bir maddeye benzetilmiş. Yanıcı madde nasıl yanıyorsa amelde ona benzetilmiş ve yanıcı maddenin özelliği olan yanma fiili amele verilmiş. Böylece buna istihare-i makniye-i tehliye diyoruz. Evet. Eğer Allah Celle Celaluhu sana ve senden öncekilere şunu vahyetmiş: لَاِنْ اَشْرَكْتَ, eğer sen, tabi o muhatap, sen muhatabı kimdir? Bütün peygamberler. Yani eğer sen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam vesaire, eğer sen şirk, Allah'a ortak koşarsan, şerik koşarsan, senin amelin yanacaktır. Yani boşa çıkacaktır. Artı وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ve büyük husranı da uğrayanlardan olacaksın. Ve arkadaşlar, Kur'an-ı Azimüşşan'ın böylece tevhiddeki ısrarını çok net bir şekilde ve şirke karşı Kur'an'ın ne kadar tabir yerindeyse, ne kadar kızgın olduğu, şirki asla şirke geçip vermediğini bu ifadelerden çok net bir şekilde görüyoruz. Yani demek ki peygamber haşa zaten olamaz ya, farz-ı muhal olarak peygamber bile şirk etse onun ameli yanacak, boşa çıkacak,
ve büyük husrana uğrayanlardan olacak. Çünkü Allah'a şirk koşar, müşrik olur, kafir olur. Kafirlerin de akıbeti belli. Evet. Belillâhe fa'bud. Bu bel idrab içindir. Yani şirkten uzak durun. Allah'a fa'bud. Allah'a ibadet et. Tabi burada Allah'a ibadet et emri bu devam içindir. Hani tıpkı ehdine sıratın müstakim gibi. Ehdine sıratın müstakim dediğimizde zaten bunu söyleyen mümindir. Ve hidayettedir. Ama buna rağmen hidayet dile istiyorsa o ne demek? Yani ya Rabbi benim hidayetimi arttır, hidayetimi devam ettir. Burada da bu hitap Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğine göre ki zaten Resulullah ta nübüvvetten önce o tefekkür etmek suretiyle o ubudiyete başlamıştı. Bir kulluk hayatı vardı. Dolayısıyla bu tekrar bu emrin Resulullah'a yönelik gelmesi yani Allah'a ibadet etmeye devam et. Ve vekum mineşşakirin ve Allah'a şükredenlerden olmaya da devam et. Ki şükür nedir arkadaşlar? Bizim İslami literatürde şükür şöyle tarif ediliyor. Fe'alun yunbi'u an ta'zîmil mun'ami bisebebi kevnihi mun'ama. Sana iyilik yapanın, nimet edenin saygınlığını ifade eden, büyüklüğünü ifade eden herhangi bir fiilin, bu fiilin bir mesela ayakta kalkma olabilir, bir el sallama olabilir, bir efendime söyleyeyim eğilme olabilir. Hulasa kişinin iyilik edene karşı vücudunun herhangi bir organıyla veya tamamıyla yapmış olduğu jestler, fiiller teşekkür. Dolayısıyla mesela birisi size yol veriyor trafikte, siz ona korna çalıyorsunuz. Bu da hafif bir teşekkürdür. Örneğin. Veya diyelim ki hocanız, babanız geliyor, ona ihtiramen ayağa kalkıyorsunuz. Bu bir teşekkürdür. Mesela yani. Birisi size yol gösteriyor. Diyorsunuz ki ne iyi insansınız. Teşekkür ederim. Bu bir teşekkürdür. Anlaşıldı mı? İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Habibi Ekrem'ine aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Belillâhe fa'bud. Allah'a ibadet etmeye. Ve arkadaşlar Allah'ın fa'bud'den önce gelmesi yani fiilden önce mef'ulün gelmesi hasrı içindir. Yani sadece ve sadece Allah'a ibadet etmeye devam et. İyyâke na'budu'da olduğu gibi. Ve vekum mineşşâkirin ve Allah'a Celle Celaluhu şükür edenlerden olmaya da devam et. Ki nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatıyla bunu en güzel şekliyle devam ettirdi. Hatırlarsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de tabi yaş ilerleyince o yaptığı gece uzun ibadetler Resulullah'ın vücudunda bir takım biyolojik arızaların oluşmasına neden oldu. Mesela Mekke'de de yapıyordu ama genç olduğu için fazla görülmüyordu ama Medine'de artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudunda bir takım arızaların, biyolojik arızaların oluşmasına neden oldu. Ve o uzun süre ayakta kalarak Kur'an okuyup namaz kılmasıyla mübarek ayaklarında şişlikler başladı. Ayakları şişmeye başladı. Bunu gören Aişe validemiz radıyallahu teala anha ve anna ricaiye şerif şöyle Resulullah'a buyurur. Ya Resulullah niye bu kadar kendinizi yorarsınız? Halbuki Allah senin geçmiş
ve gelecek bütün günahlarını affetmiş, bağışlamış. Niye bu kadar kendinizi yoruyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اَفَلَا اُحِبُّ اَنْ اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. Ben Allah'a çokça şükretmek isteyen bir kul olmak istemez. İşte bu hadiste de ifadesini bulduğu gibi zaten Resulullah aleyhissalatü vesselam hep bütün hayatı boyunca Rabbine karşı çokça şükreden bir kul olmaya devam etti. Evet. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Tabi burada Allah Celle Celaluhu Cenab-ı Peygamber'e ibadet etmeye devam et, şükreden kullardan olmaya devam et buyururken diğer insanların tavırlarına da bir atıfta bulunuyor. Yani bir nevi sanki şöyle deniliyor. Niye ısrarla bunu sana söylüyoruz? Çünkü diğer insanlar bu manada çok usurlu davranıyorlar. Allah'ın Celle Celaluhu rububiyet hakkını, yani rububiyetine yakışır bir şekilde bir ibadette bulunmuyorlar. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Allah Celle Celaluhu hakkıyla o insanlar ne yapmıyorlar? Tazim etmiyorlar. Yani onun şanına yakışan, Cenabına münasip olan bir şekilde onu tazim etmiyorlar. Ve ki bu Allah'ı hakkıyla tazim etmenin iki, Allahu alem, iki çeşitinin olduğunu söylemek mümkün. Bir, şirk koşmak suretiyle veya onun varlığına inanmamak suretiyle küfürde bulunmak, onu hakkıyla, onu tazim etmemek oluyor. Bu da yani Allah'ı hakkıyla tazim etmemenin bir ifadesi. Veya Allah'a inanıyor ama yani Allah mümindir, Müslümandır ama Allah Celle Celaluhu'nun şanına yakışır bir ibadette bulunmuyor. Bizim gibi zavallılar. Yani biz hamdolsun müminiz ama onun Cenabına yakışır, ona uygun şekilde tazim etmiyoruz. Yani Allahu alem, bu ikisi de bu iki manayla cümleyi anlamak gerekir. Vel ardu cemian qabdatu. Tabi hani bu وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ cümlesi bir nevi nedir? Bu bir nevi iddiadır. Yani demek ki Allah çok büyüktür ki onlar hakkıyla tazim etmiyorlar. Onun o çok büyüklüğünün bir göstergesi, bir ifadesi olarak şöyle buyuruyor. Vel ardu cemian kabbatuhu. Yerin tamamı, vel ardu cemian kabbatuhu. Yerin tamamı onun kabzasındadır. Yani biz Türkçe'de ne diyoruz? Avucundadır, elindedir. Ve bu ifade Türkçe'de de hatta Kürtçe'de de kullanılır. Falan şey, iş onun elinde. Yani bu neye demek, ne demek? Ona tamamen her yönüyle hakim olma. Onun mutlak şekilde kendi tasarrufunda tutabilmekten kinayedir. Yer hepsi onun kabzasındadır. Kıyamet günü, ha tabii neden kıyamet günü özellikle ifade edilmiş? Çünkü orada o iş çok daha net görülecektir. Artık insanların tereddüt etme, şüpheyle bakma, inkar etme, deist olma gibi bir lüksleri olmayacaktır. Çünkü Malik Yevmiddin'de belirtildiği gibi dinin ilan ettiği hakikatlerin tamamı o gün tek tek insanların önüne çıkacaktır, görülecektir. Onun için kıyamet gününde yer onun kabzasındadır. Yani onun için oraya vurgu yapılmış diyorsa hadis zatında bugün de dünya Allah Celle Celaluhu'nun kabzasındadır. Yani tekrar söylüyorum, çünkü o gün artık inkarın olmadığı, her şeyin
çıplak hakikat olarak net bir şekilde Allah'a ait olduğunu gördüğü bir gündür. Onun için yamal kıyametinde kayıtlamış. Ve semavatu, ve o kadar büyüktür ki Allah Celle Celaluhu, yer onun avucunda olduğu gibi es-semavatu, gökler de matviyyatun bi yeminihi, katlanmış onun sağındadır. Yani tabi hadisi şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın her tarafı yemindir. Yani bu tabi temsili bir anlatımdır. Yani yerin onun avucunda olması, göklerin katlanmış olay onun sağında olması, bu tamamen temsildir. Neyi temsil ediyor? Allah'ın azamet ve kibriyasının, celal ve kahrının resmedilmesi içindir. İfade edilmesi içindir. Subhanehu ve Teala amma yüşrikû. Yani o Subhanehu, o münezzehtir. Her türlü müşriklerin isnat ettikleri şerikten, çocuktan, eşten, evlattan ve başkasının da onun zatına isnat ettiği eksiklik ve kusurlardan o münezzehtir. Ve ve teala amma yüşrikûn. O müşriklerin Allah'a ortak koştukları şeriklerden de o çok yücedir. Bu ifade onlardan yücedir. Bakınız, yani ortaklara muhtaç değildir demiyor. Çünkü Allah'ın Celle Celaluhu ortaklardan müstegni olması çok ihtiyacın çok ötesinde. Ve bunun için Allah-u Alem ve Teala diyor. Diyor o müşriklerin Allah'a şirk koştuklarından çok yücedir. Asla ona şerik, ortak, isnat edilecek bir durum asla yoktur. Evet arkadaşlar, burada duralım. Gününüz hayır olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة